Sizler için nüfus yapısı, Türkiye'nin nüfus yapısı ve aile yapısından bahsedeceğiz. Bitki uzmanımız İbrahim Gökçek ile birlikte. Evet efendim, Türkiye'nin nüfus yapısı ne haldedir? Aile yapısı ne durumdadır? Evet, çok perişan olduğumuzu fark ettim. Nasıl fark ettim? Bizim Avrupa bayimiz Suudi Arabistan'a gitti. Dedi ki, Suudi Arabistan'da Umre'ye gitti. Orada arkadaşlarıyla konuştu falan. Dedi ki, ben burada biraz daha kalacağım. Niye? Burada bayilik açalım. Dedim ya, Suudi Arabistan'da ne olacak işte, 7 milyon, 8 milyon, bilemedim 9-10 milyon. Yok dedi, sen bilmiyorsun, takip etmiyorsun. Allah Allah, iyi bakalım. 15 gün kaldı, araştırdık ki Suudi Arabistan'ın nüfusu 28 milyon olmuş. Ne zamandan ne zamana, yani Türkiye'nin nüfusu son 20-30 yıldır hep 70 milyonda sayıyoruz. Dünyada nüfus dengeleri hızla değişiyor. Suudi Arabistan bir zamanlar 7 milyondu, 28 milyona çıkmış. Allah Allah dedim, şöyle bir karıştırdım. Bir bakayım dedim, ne oluyor? Dünyada neler oluyor? İran'ın nüfusuyla Türkiye'nin nüfusu 50 yıl önce, Türkiye 50 milyonken İran nüfusu 39 milyon, 40 milyon dahi değil, 39 milyonken şimdi İran 75 milyon olmuş, Türkiye hala 73'te. Yani İran %90 nüfusunu artırmış, Türkiye'nin nüfusu %25'ler artmış bu 50 yıl içerisinde. Mısır'ın nüfusu bizimle aynıyken şimdi 11 milyon, Mısır'ın nüfusu Türkiye'yi geçmiş. Yani İran'ın planı 50 yıl sonra 150 milyona ulaşmak. Mısır'ın planı 150 milyona ulaşmak. Suudi Arabistan 100 milyonları bulmak 50 yıl sonra. Yani 2050 yıllarında. Türkiye'nin planını, hiçbir planı yok. Yani bu hükümet bir şeyler yapmak istiyor ama önceki hükümetlerin zamanında Atatürk'ten sonra Atatürk bir şeyler yaptı. Türkiye'nin nüfusu için kalkınması, nüfus artmazsa nasıl kalkınacak, nasıl büyüyecek? Ne oldu? Milli Şef'ten sonra nüfusumuz yavaşlamaya başladı. 85'te de iyice durdu. 1985'ten sonra Avrupa Kiliseler Birliği'nden para alan lobiler, localar, kulüpler, medya vesaire nüfusumuz hızla artıyor diye bir propaganda başlattı böyle. Her taraftan gazeteler, televizyonlar, radyolar Türkiye'nin nüfusu çok, Türkiye'nin nüfusu çok diye bütün politikacıları, yazar, çizer, entel, dantel herkes bu işe girdi. Ve gerçekten Türkiye'nin nüfusunu adeta frenlediler. İran 39'dan 75'e çıktı. %90 var artış. Türkiye 50'den 72'ye çıktı. Hala biz %25 artarken onlar %90 artış gösterdi. Mısır'da artış var. Suudi Arabistan'ın ise neredeyse %400'lere katlayarak gidiyor. Bir de Türkiye'de aile yapısı bozuldu. Türk aile yapısı milattan, yani Türk tarihi milattan önce 16 bin yılında başlar. Anavu devletini kurmuşuz milattan önce. Adria'dan Alaska'ya kadar Asya kıtasının yarısını atalarımız yönetmiş. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl değil. Takriben 18 bin yıl bu coğrafyada Asya'nın yarısına hakim olmuşuz. Ama şimdi Anadolu'ya sıkışıp kalmışız. Nüfusumuz da azaldıkça ne olacak? Bir taraftan İran, diğer taraftan Mısır. Bölge ülkeleri arasında Türkiye lider olmak istiyor ama nüfusu azalırsa bu gidişle, bu tempoyla lider ülke, merkez ülke olma fonksiyonunu kaybedecek. Avrupalılar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın karşısında bir güç oluşturmak için Avrupa Birliği'ni kurdular. 300-400 milyonluk bir nüfus ortaya çıktı. Ama kendi aralarındaki çekişmeden, ekonomik çöküşten, Hindistan ve Çin'deki ekonomik gelişmelerden dolayı ne oldu? Bu işi sürdüremiyorlar. Avrupa Birliği çökecek. Türkiye 60 yıldır Avrupa Birliği'nin
arkasında kuyruğunda ille ben de gireyim diye. Onlar Hristiyan birliği olduğu için almadılar, almazlar, almıyorlar. İyi ki almadılar. Alsalardı orada kapının eşiğinde bize çaycılık yaptıracaklardı. Hiçbir zaman o koltuğa, şefin koltuğuna oturamayacaktık. Biz hükümran bir milletiz. Yani hükmedilen i̇şte değil. Bu yüzden çaycı olamayız. Çaycı olamayız. Ama illa ki bazı siyasetçiler, küçük beyinliler, gidelim Avrupa'nın birliğine katılalım, çaycı olalım. İsteyecekler ki Avrupa Birliği'ne katılalım. Oysa biz patron olmalıyız, şef olmalıyız, koltukta oturmalıyız. İdare eden olmuşuz. 18 bin yıl. Bir oy bil devletini kurmuşuz, 10 bin yıl yaşamış. Atoy bil devletini kurmuşuz, Türk bil devletini kurmuşuz, Büyük Hun İmparatorluğunu kurmuşuz, Göktürk devletini kurmuşuz, Karahanlı devletini kurmuşuz, Selçuklu devletini kurmuşuz, Osmanlı. Bunların hepsi birbirinin devamıdır. Sadece hanlıklar değişmiş. Aslında sadece var olan Türk devletidir. 19 binin 20. yılına giriyor. Türk devleti 19 bininci yılına giriyor. Ama bu son giriş çok kötü. Nüfusu Avrupa Kiliseler Birliği'nin finanse ettiği bazı medya çevreleri, lobiler, loncalar vesaire nüfus planlaması, aile planlaması diye aile, Türk aile yapısını çökerttiler. Çöktü. Evet. İnternetten okuduğum kadarıyla bilmiyorum ne kadar gerçek mi, doğru mu? Çok şaşırdım. 30 yaşı üzeri 18 milyon kadın yani bayan bekarmış. 28 milyon da erkek bekarmış. Geriye ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Bu gidişle bu insanlar evlenemezse, ev, yuva kuramazsa Türkiye'nin nüfusu 2050'de bu trendi dahi, bu şimdiki durumu dahi koruyamayacak demek. Eğer ki evlilikleri kolaylaştıracak, yuvaları mutlu bir aile yapısı, yeni bir aile yapısı, yeni bir sistem oluşturamazsa tarihe karışıp gideceğiz. En büyük tehlike Türk aile yapısının çözülmüş, bozulmuş, dağılmış olması. 18 milyon kadın, 28 milyon erkek bekar. 30 yaş üzeri. Bir sürü insan geliyorlar, ben tanışıyoruz. Bizim müessesede çalışanlar, işe girenler, işten çıkanlar, bir sürü insanla muhatap oluyoruz. Herkes bekar, evli insan yok. Evlenemiyor, nasıl evlensin? Avrupa'da böyle bir ara nüfus planlaması yaptı. Baktılar ki gidiyorlar, hemen tedbir aldılar. Mesela Almanya ne yaptı? Bekar bir kişi kazancının %50'sini vergi olarak ödüyor. Evli olan çiftler kazancının %25'ini vergi olarak ödüyor. Yani evliliğe, vergi sistemini, ekonomik sistemi değiştirerek insanları evlenmeye zorladı Almanya. Evliler daha az vergi veriyor. Bir. Bekarlar çok vergi veriyor. Kimse bekar kalmak istemiyor. Bekar kalırsa kazandığı devlete gidiyor. Hiçbir şeyin sahibi olamıyor. Ne ev sahibi olabiliyor, ne araba sahibi, ne de hiçbir şey. Evlenirse birlikte ailesiyle bir yuva kurabiliyor. Vergi sistemini değiştirdi Almanya. İki, evlenip çocuk yapanlara çocuk parası vermeye başladı. Mesela çocuk parası çocuk başına 300 euro. Yani 5 çocuğu varsa bir ailenin 1500 euro ek geliri, çocuk parası var. Şimdi Türkiye'de bunu yapmak zorunda. Aksi halde şimdi Türkiye'de hiç zaten evlenmiyor insanlar. Milyonlarca insan bekar. 30 yaş üzerinde şu kadar milyon bekar. Evlenmediği gibi evlenenler de çocuk yapmıyor. Bir veya iki çocuk yapıyor. Nüfus azalıyor. Hızla azalıyor. Türkiye'de artmıyor. Almanya'da eskiden aynı böyleydi. Yani evlenseler de insanlar bir veya iki çocuk, fazla çocuk yoktu. Şimdi Almanlar almış oldukları aileyi destekleyen ekonomik planlar, tedbirler nedeniyle 7, 8, 9 çocuğu olan Alman var artık. Şaşırdım. Geçen Almanya'ya gittim. Almanlar artık çocuk yapıyor. Sadece eskiden Almanya'daki Türkler veya Araplar veya başka milletten Yugoslavlar çocuk yapardı. Sokaklarda sarışın çocuk göremezdiniz. Şimdi döndü. Bir sürü tedbir aldılar. Çocuk parasıydı mesela
5 mi 6 çocuk yapan anneler otomatik emekli oluyor. Ana emekli yapıyor. İran 6 çocuğu olan anneleri otomatik emekli yapıyor. O 6 çocuğu olursa ne yapacak? Ömür boyu çocuk bakacak. Emekli olması gerekir. Türkiye'nin de tedbir alması gerekir. Birçok tedbir alması gerekir. Türk aile yapısı çöktü. Eğer ki buna tedbir alınmazsa nüfusumuzu koruyamayacağız. Gidecek. 19 bin yıldır devam eden aile yapısı çöktü. Bitti. Yani yolun sonu görüktü. Eğer tedbirler alınmazsa, acil tedbirler, 30-40 yıl sonra 150 milyon İran, 150 milyon Mısır yanı başımızda olacak. Ve bölgede liderliği oynamak isteyen Türkiye nüfusu 70-80 milyonda kalırsa hiçbir ülkeye söz geçiremez. Sovyetler Birliği neden çöktü? Ekonomik olarak çökmedi, siyasi olarak çökmedi. Sovyetler Birliği'nin çökmesinin sebebi nüfus dengelerinin bozulmasından kaynaklanır. 350 milyon olan Sovyetler'de Rus olmayanlar çoğunluğa geçti. Özbek, Kırgız, Kazak, Türkmen, Azeri, Ukraynalı, Beyaz Rus vesaire derken Rusların meclisinde, alt dumasında Rus olmayanlar çoğunluğa geçti. Çıkan kanunlar Rusya'nın aleyhine olduğu için adamlar baktılar, geleceğimiz tehlike diye Sovyetler devletini bitirdiler. Rusya da %100 Rus olan aşağı yukarı devlete geri döndüler. Osmanlı'nın da son döneminde meclis kapatıldı. Niçin kapatıldı? Osmanlı meclisinde 2. Abdülhamit zamanındaydı galiba. Meclisi kapattılar. Neden kapattılar? Meclis toplanıyor. Osmanlı meclisi Bulgar, Sırp, Arap, Ermeni, Rum azınlık mecliste çoğunluk oldu. Alınan kararlar Osmanlı aleyhine oldu. Meclis lağvedildi. Bundan dolayı. Şimdi Türkiye bölgede, yani Avrupa Birliği çökecek. Türkiye bölgede yeni güçlü bir merkezi devlet kurabilmesi için merkez devletler topluluğu kurması gerekir. Türkiye'nin çevresindeki ülkelerle birlikte yeni bir güç merkezi oluşturması gerekir. Türkiye'nin merkez güç devleti oluşturabilmesi için ekonomisinin yanında nüfus önemli. Nüfus olmazsa hiçbir şey yapamaz. Ekonomi kalkınabilir ama nüfus olmadığı zaman Hindistan'ın 1 milyardan fazla nüfusu var. Düne kadar çok fakirdi. Bugün ne oldu? Kalkındı. Nüfus olduğu zaman problem değil. Brezilya 90 milyonken sözü geçmeyen bir ülkeydi. Şimdi 200 milyon oldu. Artık dünyada sözü dinlenen bir ülke haline geldi. Yani aileleri bekar insanlar, bugün milyonlarca insan büyük şehirlerde dört duvar arasında yaşıyor. İşine gidiyor, işinden geliyor, televizyonu seyrediyor, geziyor, yalnız. Mutsuz, umutsuz, çaresiz. Evlenemiyor. Bir de Türkiye'de şöyle bir saçmalık var. Efendim işte kız tarafı şunu şunu alacak, oğlan tarafı bunu bunu alacak. Kız çalışıyor, para biriktiriyor, oğlan çalışıyor, para biriktiriyor. 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl para biriktir. Ne yapacaksın? Çamaşır makinesi, buzdolabı alacak efendim. Yatak odası alacak, mutfak alacak, şunu alacak, bunu alacak. Altında şuydu, buydu derken ne oluyor? Artık ilişki bitiyor. Evlenemeden ailelerin, çevrenin baskısı, onu alacaksın, bunu alacaksın dayatmaları, evlenmeden, evlilik hazırlıkları başlamadan evlilik bitiyor. 3-4 yıl takılıyorlar. Ne oluyor? Bitiyor. Oysa Hazreti Ali mesela evlenirken nesi vardı? Bir tenceresi, bir tabağı, bir de yatağı. Başka bir şeysi yok. Yani evlenirken şunu isteriz, bunu isteriz diye bir sürü dayatma, töreler, adetler, örfler, ilkel şeyler nedeniyle, yani bunlar hep İslam'da olmayan şeyler. Yok şunu kız tarafı alacak, yok bunu oğlan tarafı alacak. İnsanlara dayata dayata olmayan bir şey ne alacaksın? Evlenemiyor insanlar. Gurbete gidiyor, çalışıyor, 5 yıl, 10 yıl evleneceğim diye para biriktiriyor.
Bir problem çıkıyor, para oraya gidiyor, evlenemiyor, ortada kalır, yaş geçiyor. 18 milyon bayan bekar, 28 milyon erkek bekar. Yani bu dünyanın en büyük faciası. Yani ne demek? 18 milyon, 28 milyon ne eder? İşte şu kadar milyon, bilmiyorum. Mutsuz insan demek. Mutsuz, umutsuz, çaresiz, ezilen insan. Çocuğu yok, ailesi yok, yuvası yok. Umudu yok. Bitmiş. Biz Türkiye olarak paramız var, malımız var, mülkümüz var, villamız var, şu var. Bunların hiçbirisi insanı mutlu etmez. İnsanı huzurlu etmez. Yani dünyaları da olsa, ailesi yoksa, çocuğu yoksa kişiye saadet vermez. Bu nedenle Türk aile yapısını kurtarmak için yeni bir model geliştirmek gerekir. Nasıl geliştirecek? Bunu bakanlıkların, hükümetin bir an önce tedbir alarak yapması gerekir. Avrupa Kiliseler Birliği'nin 50 yıl önce başlatmış olduğu Türk nüfusunu azaltma, Türk nüfusunu yok etme planı başarıya ulaştı. Türkiye'deki lobiler, loncalar, medya ve diğer sermaye gruplarının çalışmalı vakıflar mesela maskesi altında başlatmış oldukları, milyon dolarlar harcayarak başlatmış oldukları büyük kampanya başarıya ulaştı. Çökerttiler aile yapımızı. Buna bir çözüm bulmamız lazım. En büyük facia, milyonlarca insanın dört duvar arasında garip, öksüz, yetim, çaresiz, mutsuz, umutsuz. Buna çözüm bulmak gerek. Evet, politikacı diyelim ben ama insanlara bakıyorum. 30 yaşına gelmiş, 35 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş, hala evlenecek. Çocuk sahibi olacak. Ondan sonra da başlıyorlar, diyorlar ki efendim işte bende varikozul var. Efendim sperm sayısı düştü. Ailemde işte hormon anormali. Elbette ki olur. Yani artık yaşlanıyorsun. Kadınlar 30 yaşından sonra artık yavaş yavaş doğurganlığını kaybediyor. Erkekler bir de askerde şap, yemeklerine şap katıyor. Öyle erkekleri kısırlaştırıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir şey var. Askerde çorbalara şap katılıyor. Erkeklerin cinsel fonksiyonu azalsın diye ama erkekleri kısırlaştırıyorlar, haberleri yok. Bir de böyle kısırlaştırıyoruz yani. Bilinçli mi yapılıyor, bilinçsiz mi yapılıyor? Bir de böyle bir erkeklere yönelik, Türk erkeğine yönelik büyük bir facia işleniyor. Bunun da önüne geçilmesi gerek. Politikacı diyelim, konuşmak istemiyordum. Mecbur kaldım. Suudi Arabistan nüfusunu dörde katlamış. İran nüfusunu %90 artırmış. Mısır nüfusunu artırmış. Avrupa toparlanıyor. Türkiye geri saymaya devam ediyor. Ve milyonlarca insan yalnız yaşıyor. Ya biz insanız ya, biz insan olarak ailede karı koca çocuk ailedir. Yani bir insan tek başına yaşıyorsa o aile değildir ki, fert olarak. Yani affedersin, Avrupa Kiliseler Birliği'nin başlatmış olduğu bu haince plan başarıya ulaştı ama bizim de buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Fazla konuşmayacağım. Moralim bozuldu. Başka bir şey konuşayım. Peki hocam, o zaman biz şöyle yapalım, kısırlığa dönelim. Türkiye'nin nüfus yapısına eminim bunun da büyük bir etkisi vardır herhalde. Evet, kısırlığa dönelim de evlenip çocuk sahibi olmak isteyenlere yardımcı olalım. Evet, böylece nüfusu da kalkınmış olur. Erkeklerde varikozul problemi, yani gençliğinde, çocukluğunda kaba kulak geçirenlerde kaba kulağa sebep olan virüs, human paroksima denen virüs, kaba kulağa sebep olan virüs, akıllı virüs, yukarıdan aşağı iniyor, testislere yerleşiyor. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 30 yıl sonra bağışıklık sistemi çöktüğünde, testislerde herhangi bir problem olduğu zaman bu virüs faaliyete başlıyor. Tahribata, yani testis iltihaplanmasına sebep oluyor. Veya epididimit iltihaplanmasına sebep oluyor veyahut da varikozula sebep oluyor. Human paroksima virüs. Varikozulun oluş sebebi genellikle kaba kulak olanlarda oluyor. Kaba kulağa da bu virüs sebep oluyor. Ne yapmak gerekir? İşte bununla ilgili biz çalıştık ve hamdolsun çok güzel bir formül geliştirdik. Nedir? Keçi boynuzlu forte. Keçi boynuzunun
bu formülün birleşiminde hormonları artırıcı, erkeklerdeki hormonu artırıcı, sperm kalitesini artırıcı bitkiler var. Keçi boynuzu, ginseng, laden, ginkgo, çakır diken, çakşır kökü, azgın teke, alıç, karanfil, sinirlot vesaire. Bu erkeklerdeki hormonun ve spermin kalitesini artırır. Şimdi testislerle vücut ısısı arasında 2 derece ısı farkı var. Yani vücut ısısı 37 ise testislerin ısısı 35 derecedir. Burada üretilen sperm testis üstü bezesine epidimit denir. Epidimitte toplanır. Burada epidimitte testis üstü bezesi de aynı pompa gibi buradaki spermi yukarı pompalar. Prostatın üstünde sperm torbası var. Meni burada bekler. Cinsel ilişki zamanına kadar koyu bir sıvıdır. Aynı yoğurta benzetebiliriz. Cinsel ilişki sırasında prostatın salgılamış olduğu hormonla karışarak sıvı bir şekil alır. Ve kişi ilişkiye girdiğinde sıvılaştığı için yani yoğurt gibi olan, koyu olan meni ayran gibi olur. Bu nedenle kişiye bir rahatsızlık vermez. Eğer ki kişi prostat ameliyatı olursa haliyle burada hormon yani meniyi sıvılaştıran sıvı olmadığı için prostat ameliyatı olanlar cinsel ilişkiden zamanla soğur. Bu nedenle prostat ameliyatı en son çare olmalıdır. Çok çok kötü bir durum olursa. Prostat ameliyatı olmadan insanları tedavi etmek mümkündür. Neyle? Yelpaze, cüce yelpaze palmiyesinin meyvesinde beta-zitoştarol denen etken bir madde var. Bu ne yapıyor? Prostatın içerisindeki erkeklik hormonu kadınlık hormonuna dönüştüren iki enzim var. Reduktaz ve aromataz. Reduktaz ve aromataz isimli iki enzim erkeklik hormonunu dişilik hormona yani östrojene dönüştürür. Prostatın içerisindeki kadınlık hormonu artarsa bu prostatın dokusuna uygun olmadığı için prostat yavaş yavaş büyür ve kişi prostat büyümesi rahatsızlığı ortaya çıkar. Tedavi edilmese kötü huylu olabilir. Yani dönüşebilir. Yavaş yavaş kansere kadar dönebilir. Bu nedenle biz Zabal Forte diye prostata karşı çok özel bir formül geliştirdik. Bunu kullandığı zaman zabalın birleşimindeki yani cüce palmiyenin meyvesinin birleşimindeki beta-zitoşterol reduktaz ve aromataz isimli enzimleri frenliyor. Böylece erkeklik hormonunun kadınlık hormona dönüşümünü önlüyor. Prostat tekrar normale dönüyor. Birçok ameliyatlık durumdaki hastayı hamdolsun iyileştirdik. Bununla ilgili zaten Almanya'da klinik araştırmalar yapılmış. Cüce palmiyenin meyvesinin burada dergi de var. Klinik araştırması da var. Cüce palmiye. Yelpaze palmiyesi. Buna Zabal zerolata denir. Latincesi. Bu dünyada prostata karşı en etkili bitki. Artı ısırgan kökü. Isırgan kökü de aynı şekilde cüce palmiye gibi beta-zitoşterol içerir. Beta-zitoşterol erkeklik hormonunu, kadınlık hormonunu dönüştüren enzimleri frenleyicidir. Aynı şekilde. Artı yakı otu, bu da aynı şekilde beta-zitoşterol içerir. Yakı otu prostat iltihaplanmasına karşı daha etkili. Isırgan kökü ve cüce palmiye prostat büyümesine karşı daha etkili. Bu nedenle iki farklı formül geliştirdik. Prostat büyümesine karşı cüce palmiye, prostat iltihaplanmasına karşı yakutu. Ve testislerdeki meni testis üstü bezesinden yukarı pompalanır, prostatın üstünde bekler. Cinsel ilişki sırasında problemsiz kişi rahatlar. Eğer ki prostatta problem olursa büyüme nedeniyle birçok problem ortaya çıkar. Ameliyat olursa sinirlere zarar verirse bir de böyle bir durum var.
cinsellik %85 gider. Efendim varikozunu aynı baldırma bacaktaki varize benzetebiliriz. Burada toplar damardır varikozu. Toplar damarda biriken kirli kan ventillerdeki kapakçıklar var. Böyle kanın geri akmasını engelleyen kapakçıklardaki arıza nedeniyle ne olur? Kirli kan birikir testislerde. Bu da varikozuna sebep olur. Testislerdeki ısı oranı bozulduğu için ısı dengesi, vücut ısısıyla testislerdeki ısı arasında 2 dereceki fark bozulduğu için testislerde kaliteli sperm üretilmez. Hastalıklı, hareketsiz sperm üretilmeye başlanır. Zamanla kalite yavaş yavaş düşer. Hatta hiç sperm üretilmez hale gelir. Sıfır sperm durumu da olabilir. Azosperm denir. Kişide az da olsa sperm varsa bunu biz yavaş yavaş canlandırır, harekete geçiririz. Neyle? İksir bütün damarlar açar. Bütün dokuları temizler. Cerahat cüruf. Ne içerir? İksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerrede, çal, kurkuma, longa, altın başak, otu, zeytin yaprağı, kalkale vesaire. Artı bizde çok özel bir ozon yağı var. Şu baştaki verebilirsiniz. Size şu baştaki küçük şey. Şu. Ozon yağı. Evet. Onun yanındaki. Ozon yağıyla kişi sabah akşam testislerine masaj yaparsa testislerdeki kan akışını düzenleyicidir. Besleyicidir. Efendim buradaki damar tıkanıklarını, kılcal damarlardaki yağlanmaları kısa sürede ortadan kaldırır. Ozon yağıyla testislere sabah akşam düzenli olarak masaj yapmak gerekir. Ozon yağı sadece varikozulu önlemez. Aynı şekilde cinsel fonksiyonları da artırır. Çünkü kan dolaşımını artırır testislerde. Spermin kalitesini artırır, cinselliği de artırır. Onun yani şu kutu, kırmızı kutu rica edeyim. Bugün de size. Bu epimedium macunu ise çok özel bir macun. Nedir? Çin'de yetişen bir bitki var. Türkçe karşılığı azgın teki otu. Azgın teki otu diye bir ot yetişir Çin'de. Çin'de bir aile oğlunu evermiş. Çok zengin, varlıklı bir aile. Fakat çocuklarının bir türü ailesi hamile kalmıyor. Aylar geçmiş, yıllar geçmiş. Adam da ülkenin bütün doktorlarını çağırmış. Ne yaptılarsa fayda etmemiş. Günün birinde bir çoban elinde bir çuval otla gelmiş. Demiş ki benim keçilerim falan bölgede otladığı zaman cinsel olarak çok aktifler. Ben araştırdım neden diye bu ottan. Bu otun çayını içerse oğlunuza iyi gelir. Bana göre demiş. Adam da demiş hadi be adam git işine. Binlerce doktor geldi çare bulamadı. Sen bir otla mı tedavi edeceksin demiş. Peki sen bilirsin demiş. Adam otu bırakmış gitmiş. Oğlu da oradan gizlice seyrediyormuş. Takip ediyormuş ne oluyor diye. Otu almış saklamış. Çayını içmiş her gün. 3 ay çayını içmiş. 3 ay sonra oğlu hamile kalmış. O günden bugüne kadar azgın teki otu Latincesi Epimedium Previcornum. Epimedium 4000 yıldır cinsel fonksiyonları artırıcı olarak kullanılır. 4000 yıldır. Fakat eskiden bu düzenli olarak her gün kullanıldığında çayı 3-4 ay kullanıldığında yavaş yavaş etki yapıyordu. Şimdi özel bir formül geliştirildi. Bu otun ekstraktı yapılıyor. Bir, alınan ekstraktın içindeki ikarin aktif hale getiriliyor. Buna aktif maddeye ikarin S denir. İkarin S, aynı kimyasal ilaçlar nasıl hemen alırsınız, etki yapar. Bu da alır almaz, yarım saat sonra hemen harekete geçiriyor. Otunu kullandığı zaman bunun, azgın teki otunun etkisi aylar sonra ortaya çıkar, yavaş yavaş. Fakat onun içerisindeki etken madde, ikarin S, yarım saat sonra harekete geçirir. Biz bunun haricinde, azgın teki otu haricinde,
Türkiye'de çakşır kökü yetişir Hatay yöresinde. Bu da cinselli artırıcı çok önemli bir bitki. Çakır diken, çakşır diken, ginseng, ginkgo, damiana, yohun bin gibi keçi boynuzu 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Hormon kalitesini artırmak için kişi bundan günde 3-4 defa bir çay kaşığı, cinselliği artırmak için tatlı kaşığı. Arada bir nüans farkı var. Hormonu artırmak için çay kaşığı, cinselliği artırmak için, performans artırmak için tatlı kaşığı kullanmak gerekir. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam.